Nasıl gitti? Savcıdan arama izni kopardım. Hem de tüm adresler için. Bravo sana. Merkeze gidip plan yapalım. Nereyi ne zaman basacağız, operasyon detayları falan. İşimiz çok. Operasyon duyunca keyfin yerine geldi. Eh biraz. Ne oluyor burada ya? Eylem falan var herhalde. Adli yönü sonuçta. Olaysız gün olmaz. Gel bakalım. Merak ettim. Evet arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. Adalet yerini bulacak ve eşim özgürlüğüne en kısa zamanda kavuşacak. Kim olduğu belirsiz gizli tanıklarla, sahte kanıtlarla adalet olmaz. Eşim Korhan Avunduk masumdur ve ben onu savunmaktan vazgeçmeyeceğim. Ayfer? Ha? Yok bir şey. Depremden sonra bir süre yetiştirme yurdunda kaldık. Şehir darmadağın olmuş. Bir kız getirdiler gecenin bir vakti. Ayfer. Çelimsiz, kara kuru bir şey. Yakın şehirlerden birinde amcalarıyla kalıyormuş. Hastalanmaya başladım. Kusmayan. Korktuk. Sonradan anladık. Hamileymiş. 15 yaşında. 15. Amcasıyla kuzenleri kıza yıllardır tecavüz ediyormuş. Evden kaçmış bu yüzden. Tedavisi yapıldı. Bebeği zaten kaybetti. Kendisi çocuk daha. Ayfer buluşmuş bunlarla. Şikayetimi çekeceğim deyip rahatlatmış. Sonra da amcasının iki oğlunu uykusunda öldürmüş. Bizim yurdu mutfağından çaldığı bıçakla. İyi de Aycan Hanım, eşiniz için çete lideri olduğu yönünde iddialar var. O iddiaların hepsi asılsızdır. Eşim namuslu bir iş adamıdır, nokta. Çeksenet tahsilatı yaptığı ve kaçakçılık şebekesi kurduğu söyleniyor. Ayrıca uyuşturucu ticareti iddiası var. O zaman iddia sahipleri gelsin, önümüze belge koysun. Ama yapamazlar çünkü hepsi yalan. Kocam hakkında kanıtlanmış tek iddia ruhsatsız silah taşıdığıdır. Ve bu suç yüzünden tutuklanması da komediden başka bir şey değildir. Ülkede bir sürü yüz kızartıcı suç cezasız kalırken eşimi bir ruhsatsız tabanca yüzünden hapse atmak kabul edilemez. Kim ne derse desin, Korhan masumdur ve bu davadan alnının akıyla çıkacaktır. Peki cinayeti azmettirme iddiaları? Korhan! Korhan! Allah'a emanet ol bir tanem. Sen de yavrum. Çok kalmayacağım, merak etme. Yakında kavuşacağız. Biliyorum. Tamam, yeter bu kadar. Sık dişini bebeğim. Kurtaracağım seni. Aycan Hanım, bir soru daha sorabilir miyim? Rahat bırakın beni ya. İşinizin kirli işlerinden haberdar mısınız? Arkadaşlar, Aycan Hanım'ı daha fazla yormayalım. Yeter bu kadar. Teşekkür ederiz. Buyurun Aycan Hanım. Çabuk, hadi. Amma medyatik mafyaymış bunlar. Kadın basını peşinde koşturuyor. Sen niye öyle dikkatli bakıyorsun kadına? Tanıdık geldi de. Neyse, hadi gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.